Tuğba Taşlı ile röportaj yapacağım için çok heyecanlıyım. Ondan başarılı bir sporcu olmanın yollarını öğrenmek istiyorum. Tuğba abla yıllardır ligde ve Avrupa'da basketbol oynuyor. Bana vereceği birçok tavsiye olduğuna da eminim. Tuğba'nın bana vakit ayırdığın için teşekkür ederim ben Doğa. Ben teşekkür ederim Doğacığım. Seninle bir röportaj yapacağız. Tamam. İlk sorumla başlayabilir miyim? Tamam, hadi başlayalım. Hayalim basketbol oyuncusu olmak mıydı? Çocukken benim hayalim basketbol oyuncusu olmaktı gerçekten. Küçüklüğümden beri hep elimde topla sokaklarda arkadaşlarımla potada oynardık. Ailemin hayali aslında voleybolcu yapmaktan ve ben kendi hayalimin peşinden gittim, basketbolcu oldum. Ailende başka basketbolcu var mı? Başka basketbolcu yok. Aksine babam eski voleybolcuydu. Peki basketbol yolunda ailen sana nasıl yardımcı oldu? Basketbol yolunda ailem çok büyük destek verdi bana küçüklüğümden beri, senin yaşından beri. Annem hiç yalnız bırakmadı. Her antrenmanımda, her maçımda hep yanımda oldu. Büyüdükçe zaten hala şu anda 30 yaşıma gelmeme rağmen hala destekleri hep yanımda. Birincilikte basketbol oynamak nasıl bir duygu? Birincilikte basketbol oynamak çok güzel bir duygu. Ben yıllardır bu duyguyu tadıyorum. Yaklaşık bir 15 senedir profesyonel oynuyorum. Senin de bildiğin gibi. Çok güzel bir duygu. Umarım Allah sana da nasip eder bu duyguyu yaşatmak. Peki ya Avrupa'da? O da çok bambaşka bir duygu çünkü Avrupa'daki farklı oyuncuları görüyorsun, onlarla oynama fırsatı yakalıyorsun. Aslında Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi çok ayırt edemiyoruz çünkü bizim ligimiz de hemen hemen Avrupa Ligi gibi kaliteli olmaya başladı. Oradaki en iyi oyuncular Türkiye'ye gelmeye başladı ama tabii Avrupa Ligi'nde oynamak da bambaşka bir duygu. En sevdiğin basketbolcu kim? Eskilerden sevdiğim Çelen Kılıç vardı. Ekrem Memnun'un eşi Çelen Memnun şu anda, sen hiç bilmezsin. O benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Onunla oynama fırsatı da buldum A takıma ilk çıktığım sene. Şu andaki yani eskiye dair en favori oyuncum o. Altyapıda yılları nasıl geçti? Altyapı yıllarım çok güzel geçti. Çok yoğun geçti. Şu andaki yoğunluk nasılsa o zaman da öyleydi. Tabii o zamanlar okulda vardı. Hem okul hem antrenman ikisini bir arada götürmeye çalışıyordum. İşte sabahları okula gidip öğleden sonra antrenmana koşturmak hem yorucuydu hem çok zevkliydi. Sporcu olmak çok mu sabır gerektiriyor? Hem sabır gerektiriyor hem sabrın da ötesinde kendine çok iyi bakman gerekiyor. Hepsi bütün yani, ne sadece sabır ne de sadece başka bir şey. Hepsini bir anda yürütmen gerekiyor. Hem sabır hem kendine iyi bakacaksın, düzgün yaşamanla, düzgün yatıp kalkmanla, yemenle, içmenle. Hepsi bir bütün. En güzel basketbolcu seçilmişsin. Bu nasıl bir duygu? Bu değişik bir duyguydu tabii. İnsanların beğenmesi herkesin hoşuna gider elbette. O da çok uzun zaman oldu bu. Yaklaşık bir 4-5 sene oldu. Yani çok değişik bir duyguydu. O da güzel bir duyguydu. Maçlara çıkarken makyaj yapıyor musun? Yapıyoruz biraz ama çok abartı değil tabii ki de, çok hafif bir kalem, hafif bir parlatıcı, o kadar. Peki saçlarını nasıl yapıyorsun? Saçlarımı da kuaföre gidiyorum
düzenli olarak. Kendim ekstra bir şey yapmıyorum. Kuaförün belirlediği bir düzeyde devam ettiriyorum ben de. Basketbolda seni en mutlu eden anı hatırlıyor musun? Basketbolda beni en mutlu eden an şu anda saymakla bitmez ama yakın zaman diye sorarsan herhalde yakın zamanda 6 sene sonra Fenerbahçe'yi yenmek diyebilirim Beşiktaş olarak. Tuba abla, futbol maçlarını izliyor musun? Futbol maçlarını yani çok takip edemiyorum ama denk gelirsem izliyorum mutlaka. Peki hiç futbol maçına gittin mi? Futbol maçına gittim. Geçen sene bir iki tane maça gitmiştim ama şu anda hangi maçlar hatırlayamadım ama bir iki tane geçen sene gittim. Bu sene daha nasip olmadı gitmek. Dövmen var mı? dövmen var. Peki dövme yaptırmaya nasıl karar verdin? Dövme yaptırmaya bir anda karar vermedim. Her zaman önceden düşündüm ne yaptıracağımı ve yaptırdığım dövmelerin hepsinin bir anlamı var. Yaptırmak için yaptırmadım hiçbir zaman. Kaç tane var? Şöyle bir düşünürsem, 2-3, 4 tane var. En iyi arkadaşın kim? En iyi arkadaşım benim Amerika'da yaşıyor. Eski takım arkadaşım da yabancı, Nikisha Sales. En iyi arkadaşım o. En sevdiğin yemek ne? Benim en sevdiğim, hiç vazgeçemediğim tavuk. Çok seviyorum. Peki okulu sever miydin? Evet, okulu severdim. Bizim bir de şöyle bir avantajımız vardı. Okulumuz bizim hemen hemen çoğunluğu sporculardan oluşuyordu. Yani antrenmandaki arkadaşlarımı okulda da görüyordum. Bir nevi okulu sevmeme de sebep oluyordu. Okulu severdim yani. Çok zevkle gittim hep. Hiç okula astın mı? Astım. Yalan yok. Çok değil ama belki iki kere asmış olabiliriz. En sevdiğin öğretmenin kimdi, hatırlıyor musun? En sevdiğim öğretmenim edebiyat öğretmenimiz vardı, Leyla Hanım, ama çok oldu. Yaklaşık bir 10 sene oldu. Soyadını hatırlayamıyorum ama o kadını çok severdik biz sporcular olarak. Ya bize çok destek oluyordu. Okulla sporu beraber yürütmek zor oluyor mu? Lisedeyken çok zor olmuyordu çünkü ona göre antrenman saatleri ve okul saatleri ona göre ayarlanıyordu. Okuldan sonra antrenmana gidiyorduk ama üniversiteye gittikten sonra çok zor olmaya başladı. O yüzden okulu çok devam ettiremedim. Hala okuyorum. Üniversitede biraz zor oluyor, çok kolay olmuyor. Alışveriş yapmayı sever misin? Çok severim, bayılırım. Hep yapıyorum. Peki en çok ne alışveriş yapmayı seversin? Herhalde en çok ayakkabı alışverişi yapıyorum. Çanta ve ayakkabı. Hastalığım var biraz. En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk benim pembe. Senin ne? Mavi. Odanda hiç oyuncak var mı? Odamda bir tane oyuncak var. O da bir tane yakın arkadaşımın doğum günümde aldığı bir ördek. O da kapı kapanmasın diye kapıya koyuyorum sadece. O kadar. Burcun ne? Aslan. Senin ne? Kova. Hayatta başarılı olmak için bana neler tavsiye edersin? Sana vereceğim en büyük tavsiye, her zaman kendi isteklerinin doğrultusunda da ilerle. Hedeflediğin neyse, hedefine ulaşmak için her şeyi yap, çalış, sabret, kendine iyi bak. Çünkü bunun günün sonunda istediğine ulaşacaksın. Ama sadece vazgeçme.
Heyecanlandın mı? Evet. Ben heyecanlandım, sen heyecanlanmadın ha? Ondan başarılı bir sporcu olmanın yollarını öğrenmek istiyorum. Ondan başarılı bir sporcu olmanın yollarını öğrenmek istiyorum. Ama böyle de oluyor. Evet. Daha canım.